Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için web sitesi tasarım dersimizin 8. ünitesine hoş geldiniz. Bu tasarımımızda Photoshop dosyamızı oluşturmaya, Photoshop tasarımımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Bakalım burada partnerlerimiz ve kontak kısmını yapmaya çalışacağız bu dersimizde. Öncelikle gördüğünüz üzere çalışma alanımızda az bir yer kaldı. Bunu biraz genişletelim. Image diyorum arkadaşlar. Canvas size baktığımız zaman 2400 mış. Bunu arkadaşlar şimdilik 3200'ü genişletelim. Ayrıca en üstteki ok tuşuna bastım. Genişlemin aşağıya doğru olması için OK tuşunu bastığımız zaman çalışma alanımız genişledi. Ekrandımızı da seçelim arkadaşlar. Ctrl T tuşuna basalım. Ekrandımızı da genişletelim. OK tuşuna basalım. Sonra sütunumuzun olduğu kısmı da yine sütunlarımızın olduğu kısmı da grid sistemimizin olduğu kısmı seçiyoruz. Ctrl T'ye basıp yine 3200 piksele kadar uzattık. Ve OK tuşuna bastık arkadaşlar. Şimdi şurada partnerlerimizin olduğu bölümleri oluşturacağız. Ben logolar olarak o, <laughs> Daha önceden internette indirdim. Belli şirketlerin logosunu kullanacağım. Siz daha farklı logo kullanabilirsiniz. Öncelikle ne yapalım? Önce şuradaki alt bölümümüzü oluşturalım. Neymiş oradaki rengimiz ona bakalım önce. EFF olması lazım. Evet. Geliyorum arkadaşlar. Burada boşluğa tıkladım. Rectangle tuşu basıyorum. Genişlik 1600 piksel ve yüksekliği de şimdilik 300 piksel olan bir rectangle oluşturalım. Renk olarak ne seçiyorduk? Efe Efe Efe'yi seçiyorum. Şöyle gri bir renk. Şuradan module'mızı seçiyoruz arkadaşlar. Getiriyorum. En alta yerleştirdim şu şekilde. Ben burada tutarlılık açısından şurada servisler bölümünde kullandığım renkli buradaki renk birbirinin aynısı. Sonra arkadaşlar daha önceden o, şu rectangle'ı aşağıya alalım sütunların. Rectangle'ın ismini de partner bg olarak değiştirelim. Sonra yavaş yavaş burada olan logolarımızı alalım. Logo'yu seçtim arkadaşlar. Burada PNG olduğu için tam seçemiyorum. Şuradaki şeyi seçmem gerekiyor. Evet. Getiriyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Herhangi bir yere bırakıyorum. Şimdi pardon. Partner BG'yi hareket ettirdim. Bunun etmemesi için kilitleyelim şimdilik. Logomuzu <laughs> Ne yapacağız arkadaşlar burada 12 tane sütunumuz var, 4 tane logomuz olduğu için bu gelen logoların hepsini o, 3 sütuna ortalayacağız. Öncelikle ne yapıyorum? Ctrl Z ediyorum bu sütununu da kilitleyelim o da hareket etmesin. Şimdi arkadaşlar bunu en üstte alalım. Ne yapıyorduk? 60 piksellik bir boşluk bırakıyorduk önce. Shift tuşuna basıyorum. Alt ok tuşuna 1, 2, 3, 4, 5 6 kere bastım arkadaşlar. Şurada 360 piksellik bir boşluk oluşsun. Daha sonra Marketulla şöyle 3 sütun seçecek şekilde Marquee Tool'umu seçtim. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bu EA logo seçilirken Move Tool'a geliyorum ve bunu Dikey olarak ortaladım arkadaşlar. Sonra market tool'dan cool tool Ne yapıyorum şimdi? İkinci logomu seçiyorum. İkinci logomu getirdim. Bıraktım arkadaşlar. Şunu en üste alıyorum. İkinci logomuz da geldi. Öncelikle şuradan yanaştırırsak bunu dikkat et derseniz aynı yerde burada da 60 piksellik bir uzunluk oldu. Şimdi bunu da ikinci üç sütuna ortalayalım. Ne yapıyorum arkadaşlar? Marquee Tool'u seçiyorum. Pardon yanlışlıkla alt tuşuna basacağım ama Windows tuşuna bastım. <laughs> Geliyorum alt scroll up'la fare düşümün üzüyle, <laughs> üzeriyle Pardon arkadaşlar bir gıcık tuttu. O, fare tuşundaki scroll butonunu yukarı doğru çevirerek çalışma alanımı genişlettim. Şimdi ikinci sütunu seçiyorum arkadaşlar şöyle. Seçtim. GameLoft logum seçelim. Move Tool'a gidiyorum. Ve yine o, dikey olarak hiza alıyorum. Tool'dan kurtulalım tıklayarak. Daha sonra arkadaşlar üçüncü logomla olduğu yere geliyorum. Cartoon Networks logosu. Çekiyorum bunu. Bırakıyorum çalışma yerine en üste geldi. <laughs> Öncelikle bunu hizalayalım. Dikkat ettiğiniz üzere 60 piksellik boşluk olacak şekilde ayarladım. Ee, tabii bunların aynı olmasın. Bunların bu görsellerin o uzunlukları aynı. Sizin de seçeceğiniz logoların uzunluklarının aynı olduğunu düşünerek yapıyoruz bunu. O öyle olmadığı zaman bunu ayarlamamız gerekiyor. Şimdi geldim arkadaşlar. Yine ne yapıyorum? Bunu ortalıyorum. Sonra çalışma alanını genişlettim. Üçüncü üçlü marketul seçiyorum. Sonra bu gen seçiliyken ne yaptım arkadaşlar? Ortaladım tuşu. Bu kez arkadaşlar son logumu seçiyorum. Son logumu seçtim. Bıraktım şöyle. Ortaladım. Şurada 3 piksellik bir 3 sütunluk arayı seçiyorum. Son logom seçiliyken mutulu seçtim ve ortaladım. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sorunumuz oldu. Dikkat ederseniz ben o, logoların tamamını birbirine o, eşit genişlikte olduğunu düşünerek ayarladım. Dikkat ederseniz burada logolar arası uzunluklar birbirine eşit değil. Neden eşit değil? Çünkü bu logoların genişliği birbirine eşit olmadığı için burada farklı olarak gözüktü. Ama sizin tasarımınızda lo kullanacağınız logoların uzunluğu ve o, genişliği birbirine eşit olarak seçerseniz bu sorunla karşılaşmazsınız. O nedenle ben burada şöyle bir şey seçeceğim. Bu dört logoyu da seçiyorum arkadaşlar ve bu dört logonun da o, Mutlu seçerek aralarındaki mesafenin eşit olmasını istiyorum. Şöyle 4 logom seçiliyken şöyle bir hata oldu. Hı. Böylelikle aralarındaki mesafenin eşit olmasını istedim arkadaşlar böyle. Böyle bir şekilde daha düzgün gözüktü. Sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Buradan seçerek Ctrl G tuşuyla grup diyorum. Bunlara logo partnerler diye grubumuz olsun bu. Partners diyorum arkadaşlar. Bunu da geliyorum. Şurada L harfi unutmuşuz. Partners dedim. Şu background'a da buraya koydum arkadaşlar. Bunu da gelip en alta Yerleştirdim şöyle. Şimdi <laughs> tasarımımıza baktığımız zaman ne kaldı geriye? kontak bölümümüz kaldı arkadaşlar. Bunu da hemen oluşturalım. Geliyorum. Rectangle tuşu basıyorum. Bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Genişlik 1600 piksel. Yükseklik Şimdi 500 piksel olacak bir dikdörtgen yaratıyorum. Bu dikdörtgenin rengini siyah olarak seçiyorum arkadaşlar. Siyah olarak seçtim. Ve geliyorum şimdilik en üste yerleştiriyorum. Daha sonrasında değiştiririz olmadı. Aa, şimdi arkadaşlar Tim ve şuradaki Lipsum yazısını kopyalıyorum alt tuşuna basıyorum arkadaşlar ve aşağıya doğru çekiyorum bunu Şöyle şuraya bırakalım Bu ikisini daha sonra arkadaşlar yukarıya taşıyorum Çünkü neden bunlar team'i değil kontak bölümüne ait olacak Şöyle aşağıya taşıyalım Şu partners'ı da şu yukarı gelsin Oluşturduğumuz rectangle Daire dikdörtgeni aşağıya alalım ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle gelelim şuradaki ikisi yine seçiliyken yukarıya taşıyoruz bunları. Yukarıya taşıdığımız zaman ne yapıyorduk? 60 piksellik bir boşluk bırakacaktık. 1 2 3 4 5 6 kere <laughs> boşluk bırakıyorum Shift alt ok tuşuyla. Şurayı arkadaşlar kontakt olarak değiştirelim. Kontakt olarak değiştirdik burayı şuradaki layer ismini de değiştirelim kontak şeklinde otomatik olarak değişti sonra ne yapacağız arkadaşlar <laughs> öncelikle şuradaki o, form bölümümüzü oluşturacağız geliyoruz arkadaşlar tasarımımıza boşluğa tıkladık Şöyle bir rectangle tool'umuzu alalım. Ve şurada bir formumuzu oluşturalım arkadaşlar. Formumuz dikkat ederseniz 12 tane sütundan ilk 6 sütunu form bölümü olarak kullanacağız. Diğer 6 sütunlu kısmı da şuradaki adreslerin olduğu bölümler olarak yapacağız. Bunu şu şekilde yapalım. Formumuz şuradaki dört sütunu kapsayacak şekilde olsun. Yaklaşık ne diyelim 375 piksellik bir form oluşturalım arkadaşlar. Renk olarak oradaki standart kırmızı rengimizi kullanıyoruz. Neydi? Tekrar bakmak istersek şuradan C61 F27 şeklinde standart kullanıyoruz. Bunun arkadaşlar uzunluğunu şöyle şöyle bir yere yerleştirelim. Kafamıza kafama göre yerleştiriyorum. Yani burada bir sütunluk bir boşluk bıraktım. Daha sonra da yazıları da diğer şeye Ctrl T ile uzatalım şunu. Yaklaşık hatta şöyle şöyle seçiliyken arkadaşlar Rectangle Tool'a basıyorum. Uzunluk olarak 400 piksel diyorum. Yükseklik olarak da 40 piksellik bir dikdörtgen oluşturalım arkadaşlar. Ve bunu da ikinci Sütuna gelecek şekilde yerleştirelim. Sonrasında bunu altla kopyalayalım arkadaşlar. İkinci bir sütun olsun. Hatta önce birbirlerine yanaştıralım. Şöyle, şöyle birbirine yanaştırdık. Shift alt ok tuşuyla aralarında 20 piksellik bir boşluk olacak şekilde. Buna Rectangle name rectangle diyelim. Diğerini ikincisini email rectangle diyelim. Gelelim arkadaşlar. Bu kez message bölümünü oluşturacağız. Yine alt tuşuyla kopyalıyorum bunu. Yukarıya yapışık haldeyken 1, 2, 20, piksel, 20 piksellik bir boşluk bırakıyorum aralarında. Son daireme Ctrl T diyorum. Ve bunu arkadaşlar yüksekliği o, 120 piksel olacak şekilde büyütelim. Sonra dikkat ederseniz şuradaki siyah alanımız bitti. Onun için Ctrl T'ye basalım. Ve buradaki siyah alanımızı en alta gelecek şekilde büyütelim. Sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradaki buton bölümümüz kaldı. Butonumuzu da yine şurada en son şeyi message rek olarak değiştirelim. Ne yapıyorum? Yine şuradaki kırmızı dikdörtgenlerden alt tuşuna basarak kopyalıyorum getiriyorum arkadaşlar en aşağıya. Böyle yatay ve dikey olarak bunları hizalayalım. Sonra iki kere 20 piksellik bir boşluk bıraktım aralarında. Bu kez seçiyorum bu o, ne diyelim buna buton rek olsun bu da. Buradaki isimlemeleri kafama göre yapıyorum ama tabii ki buradaki butonu göstermesi açısından benzer bir isim koyabilirim. Şunu tıklayalım üzerine shift. Rengini beyaz yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu üzerindeki yazıları yazalım şimdi. Şöyle name burada font regular olsun fontumuzun büyüklüğü 18 piksel olsun arkadaşlar sonra geliyorum bu name'i name rekin üzerine koyuyorum x'ini seçiyorum arkadaşlar ve o öncelikle bunları yatay olarak hizalıyorum sonra dikey olarak yanıştırıyorum arkadaşlar ama sonra bu şeyi seçerek o, Yazdığımız layer'ı seçerek Shift sağ ok tuşuna basarak 10 piksellik bir boşluk oluşturuyorum burada. Sonra alt tuşuyla bunu olduğu gibi kopyalayalım. Name copy e-mail'in üzerine alalım ve buna e-mail diyelim arkadaşlar. E-mail ve e-mail dikdörtgenini seçilirken bunları yatay olarak ortalayalım şöyle. Hatta dikey yolu yanaştıralım da bunu sola yanaşacak şekilde de ne yapıyorduk? En sondan e-mail'imi seçerek shift sağ ok tuşuyla 10 piksellik bir boşluk verdik. Şimdi arkadaşlar bunu e-mail olarak değiştirelim şöyle. Sağ yanaşık yapalım. Ve e-mail olarak değiştirelim. Sonra şunu ve neyimi seçip sola yanaşık olarak şey yaparsak aynı hizada olur bunlar. Daha sonra arkadaşlar tekrar seçelim ve şuraya message yazısını yerleştirdik. Bunu message rigin üzerine alıyorum. Ne yapıyorum? Şurada bu yazımızı seçerek o ve e-mail yazısını seçelim. X'i de sola yanaştırıyorum. Şuradaki mesafeler aynı olsun. Şuradaki mesafeli buradaki mesafeyi de şöyle Ctrl-Z yapalım önce. Message tuşu biraz daha yukarıda gibi gözüküyor. Onu da biraz aşağıya doğru alın Zaten kodlarken şuradaki mesafelerin aynı olmasını sağlarız. Son olarak arkadaşlar şuraya Sant yazısını yazalım. Sent yazımızın rengi şuradaki rengimiz olacaktı. Geliyoruz arkadaşlar. Bu iki sent yazısıyla buton rectangle'ımızı seçip bunların ikisinin dikey ve yatay olarak eş hizada olmasını istiyoruz. Şöyle tasarımımıza Şöyle baktığımızda burada rektangulların boyutları biraz kalın gibi gözüküyor ama beğenmediğimiz o, zaman değiştiririz onu. Sonra geliyorum arkadaşlar. Oluşturduğum tüm o, isim ve dikdörtgenleri kontrol G ile form olarak çift tıklıyorum ve form olarak değiştiriyorum burayı. Alalım şu formumuzu ve kontak rectangle'ın üzerine yerleştirelim şöyle. Daha sonra arkadaşlar şurada oluşturacağımız yazılar bölümü kaldı. Bunun için de yine type tool'umuza basıyoruz. Şuraya or ad our addresses dedik. shift ile tabii çoğul değil ağır adres diyoruz. On arkadaşlar büyüklük fontumuzun büyüklüğü 24 piksel olsun. Yine şurada arada bir sütun boşluk olacak şekilde yerleştirdim aynı hizada. Sonra arkadaşlar burada şuradaki text, textten kopyalayalım biraz. Ctrl C ile kopyalıyorum. Yine şuraya bir oluşturalım arkadaşlar şöyle. Ve tekstimizi yapıştırıyorum. Tabi bu tekstin itelik değil. Sola yanaşık olarak light olmasını istiyorum. İtalik özelliğini istemiyorum ve renk olarak da beyaz olduğundan emin olalım. Evet beyaz. Çalışma alanımızı genişletelim. Gayet iyi gözüküyor. Sonra arkadaşlar şu our adresli tamam şu ikisini seçiyorum. Ve formumuzun altına yerleştiriyorum. Daha sonra x seçiliyken alt tuşuna basıyorum arkadaşlar. Tabii böyle yapınca kolum sütunları kopyaladı. Ctrl Z ile tekrar şu şey yapıyorum. Şu iki şey seçtim. Alt tuşuna basarak bu ikisini seçiyorum arkadaşlar şöyle. Buraya kol as diyorum. ikinci yazıyı şöyle artı 90 2 3 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 0'lık bir telefon numarası verelim. Sonra arkadaşlar telefon numarası ve şey seçilirken alt tuşunu ilk, tekrar kopyalıyorum. Yine sütunu seçtim yanlışlıkla. Bu ikisini seçtim. Alt tuşuna bastım. Ne diyorum arkadaşlar? Bu kez our email diyorum buraya. e yazdık. Son olarak da arkadaşlar yeni bir layer oluşturmayalım. Pardon. Şurada yanlışlıkla oluşturduğumuz değil. Sildim. Geliyorum arkadaşlar şurada telefon numaramız yerine e-mail adresimizi info at info et olarak değiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar genel olarak tasarımımız tamamlandı. Şöyle bir genel bakalım nasıl olduğuna. Şurada büyük bir ekran görselimiz var. Servisler kısmımız var. Çalışmaların olduğu kısım. Daha sonra takım bilgilerimiz yani çalışanlarımızın olduğu bilgiler. Şurada partnerlerimiz ve burada da kontak kısmının olduğu bir bölüm var arkadaşlar. Şuraya bir footer ekleyebilirdik ama ben herhangi bir footer ekleme şeyi görmedim. istemedim öyle bir şey. Sonra arkadaşlar şuradaki boşluğumuzun da 60 piksel olmasını sağlayıp tasarımımızı bitirelim. Getiriyorum. Şöyle bir dikdörtgen oluşturuyorum şurada. Uzunluk 60 piksel olacak şekilde. <laughs> Daha sonra arkadaşlar siyah alanı seçerek Ctrl T ile yerleştirelim şöyle. Daha sonra bu OK tuşuna basalım. Zaten Şuradaki beyaz alanı da daha sonradan tasarımımızı da sileriz. Şimdi burada daha önce örnek tasarımda şöyle bir e, görselimiz vardı. Şimdi bu görsel koyma işini burada e, defalarca kez yaptığımız için burada yapmaya gerek var mı? Bence yok ama hadi eksik olarak kalmasın unsplash.com'dan bir görsel indirip şey yapalım. Unsplash.com seçiyorum arkadaşlar. Pardon yazıyorum. Şimdi Unsplash.com'da mesela şuraya gelelim. Yol diyelim, road diyelim. Bakalım neler çıkaracak bizim karşımıza. Şöyle bir yol var. Şu da fena değilmiş. Şöyle bir kafama göre bir görsel seçiyorum arkadaşlar sizle beraber. Bakalım şu görsel benim hoşuma gitti. Bunu indirelim arkadaşlar. TT net her zaman olduğu gibi yavaş bakalım. Umarım bu videonun saatlerce sürmesini sağlamaz bu. Başka bir görsel seçelim. Şunu da seçebiliriz arkadaşlar. Artık hangisi daha erken inerse diyelim. Hemen sağ tıklıyoruz. Save image as diyoruz arkadaşlar. E şuraya contact bg şeklinde bir kaydedelim. Masa üstüne. Masa üstüne kaydımızı yaptık. Sonra arkadaşlar contact bg sağ tıklıyorum. Ve Photoshop'la açıyorum. Photoshop görselimiz geldi Şurayı kilitten kurtulduk iki kere tıklayarak sonra görselimi alıyorum arkadaşlar şuraya yerleştiriyorum dikkat ederseniz bu görselimiz e, clipping mask yapacağımız dairenin üzerinde olsun görselimi seçirken ekranımızı biraz küçültelim sonra Ctrl T'ye basalım arkadaşlar Ctrl T'ye bastık ve buradaki Görselimizin mümkün olduğu kadar sayfa genişliğimize yakın olacak şekilde küçültelim. Şöyle OK tuşuna bastık arkadaşlar. Sonra sağ tıklıyoruz, Create Clipping Mask diyoruz ve böylelikle görselimiz maskelenmiş oldu. Sonra arkadaşlar bu görselimizi opasitesini kafamıza göre değiştiriyoruz. Yani bu sizin isteğinize kalmış ne yapılmış öyle benim daha önce kullandığımda o mümkün olduğu kadar çok düşürdüğüm için onlarla benzer bir şekilde olsun yani burada mesela yüzde on kadar düşürdük sanıyorum burada parlak bir opasite kullanmanın şeyi yok o nedenle yaklaşık olarak yüzde 17'ye kadar düşürdüm. bir şuradaki arkadaşlar geliyoruz. Tüm background'ımızı alalım. Formumuzu da alalım. Şuradaki yazıya kadar Ctrl G ile grup yaptık ve kontak dedik arkadaşlar. Şuradaki partnerimizin de P'sini büyütelim ve Photoshop tasarımımızı bitirmiş olduk. Baktığımız zaman arkadaşlar yani Dediğim gibi tasarım işi biraz tecrübe işi. Önemli olan renkleri, sitenin tutarlılığını o, bulundurmak, seçmek. Ama internetteki örneklerle karşılaştırdığınız zaman daha iyileri de var, daha kötüleri de var. En azından o, rahatlıkla o, kendi web sayfamızı yapabileceğimiz, koyabileceğimiz bir tasarım yarattık. En son şuradaki beyazlıktan da kurtulalım bari. Geliyorum arkadaşlar. Bunun uzunluğu ne kadarmış bakalım. Yaklaşık olarak 65 piksellik bir uzunluk var orada. Onu ne yapacağız arkadaşlar? Image diyorum. Canvas size diyorum. 3200'den 65 çıkardığımız zaman sanırım 3135 piksellik bir şey kalıyor. Şuradaki üstteki oka tıklayalım. OK diyelim arkadaşlar. Proceed diyelim. Ve şurada gördüğünüz üzere kesimimizi yaptık. Ve tasarımımızı tamamladık. Şimdi arkadaşlar kodlama aşamasına geçeceğiz. Umarım size yardımcı olmuştur bu tasarımımız. Mümkün olduğu kadar standart şeyler kullanmaya çalıştım. Zaten internetteki landing page tek sayfa örneklerine baktığınız zaman hemen hemen aynı özellikleri göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kodlama kısmında görüşmek üzere.